Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimizde dinleme süreci kısmına kadar konumuzu işlemiştik. Dinleme konusunu işlemiştik. Bu ders kaldığımız yerden buradan dinleme sürecinden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Peki dinleme süreci, dinleme öncesi yani hazırlık, dinleme sırası ve dinleme sonrası olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Dinleme öncesi, hazırlık kısmın, dinleme sırası ve dinleme sonrası olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşuyor. Peki şunu hatırlayın sevgili arkadaşlar. Firdevs Güneş Hoca dinleme sürecine en önemli katkının hazırlık süreci olduğunu, hazırlık içinde en önemli ifadenin dinlemeye zihinsel hazırlık olduğunu bize ifade etmişti sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ne yapabiliriz? İzah edebiliriz. Peki o zaman dinleme sürecinin hazırlık kısmıyla başlayalım. Yani dinleme öncesi kısımla başlayalım. Etkili dinleme sürecinin ilk adımı sevgili arkadaşlar dinlemeye hazırlıktır. Öğretmen ders öncesi öğrencilerinin kendisini dinlemesi için mutlaka hazırlık çalışması yapmalıdır. Peki hazırlık çalışmasında neler yapabilir? Sezdirme, konuya hemen girilmemelidir. Konuya ilişkin ipuçları verilmeli, konu sezdirilmeye çalışılmalıdır. Gerekirse bakın burada bir hataya düşmeyin. Konuyla ilgili bir atasözü veya deyime yer verebilirsiniz. Yani bu dinleme sırasında falan yapılacak bir etkinlik değildir arkadaşlar. Öğretmenin konuyla ilgili konuya girmeden önce konuyla ilgili bir atasözünden veya deyimden bahsetmiş olması dinlemenin hangi aşaması ile ilgilidir? Öğretmenin konuyla ilgili bir atasözünden veya deyimden bahsetmiş olması dinlemenin hazırlık aşaması ile alakalıdır arkadaşlar. Yani bunu böyle kafamızda oturtalım ki daha sonra bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım. Sezdirme, ön bilgileri harekete geçirme değil mi ya? Konuya hemen girilmemeli, konuya ilişkin ipuçları verilmemeli, konu verilmeli ve konu sezdirilmeye çalışılmalı. Görsel, işitsel araç ve gelişlerin kullanılması. İşte arkadaşlar resim, fotoğraf, teyp, video, bilgisayar gibi görsel işitsel araçlardan yararlanılması öğrencilerin konuyu zihinlerinde canlandırıp somutlaştırmalarına yardımcı olacaktır sevgili arkadaşlar. Mesela dört temel beceri de soyut bir derstir değil mi? Gayet de baş belası bir derstir. Ama bakın burada slide var, görüntü var, ben varım, konuşuyoruz, altını çiziyoruz, yazıyoruz, not alıyoruz, önünüzde notlarınız var. İşte bunlar hatırlayın ne kadar çok duyu organına hitap ederse kalıcılık o kadar artar değil mi? İşte biz de burada bunu izah ediyoruz, bunu ifade etmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Öğrencilerin anlatım dilini ve söz varlığını geliştirme. Dil, öğrencilerin düzeyine uygun olmak zorundadır. Olmazsa zaten bir şey anlamaz ki. Sen de anlatamazsın. Anlatımda anlamı bilinmeyen sözcüklerin kullanılması dersin anlaşılmasını zorlaştırır sevgili arkadaşlar. Bunlar hazırlık aşamasında yapılabilecek olan etkinliklerdi. Peki dinleme sırasında, dinleme sürecinde neler yapıyoruz? Yani ikinci aşamaya geçtik. Hazırlığı bitirdik. İkinci aşamadayız. Şu anda dinleme sürecindeyiz. Okuma. Öğretmen dinleme öncesi hazırlık çalışmalarını yaptıktan sonra metni okumaya geçebilir. Okunacak metin ders kitaplarında varsa, bakın çok önemli. Kitaplar kapattırılıp metnin dinlenmesi sağlanmalıdır. Arkadaşlar, normalde ne sanırız biz bunu? Dinleme süreciyle ilgili. Öğrenciler de kitaptan takip eder sanırız. Hayır, öyle değil diyor. Dinleyeceksin ya. Kapat diyor kitabı. Okunacak metin ders kitaplarında varsa kitaplar kapattırılmalı, metnin dinlenmesi sağlanmalıdır. Kapat diyor, takip etmene gerek yok. Sadece beni dinle. Kafanda kur. Zihinsel süreci başlat. Bu şekilde ifade ediyoruz. Dikkat! Anlatılan ya da okunan bir konunun dinleme süresi öğrenciden öğrenciye tabii ki değişkenlik gösterir sevgili arkadaşlar. Süreç biliyorsunuz. Örneğin ilköğretim 1. ve 5. sınıflarda 3 ila 20 dakika olan dinleme süresi 6 ve 8. sınıflarda 30-40 dakikaya kadar çıkabilir diyor. Ama bu ifade tamamen böyle geçtiği için yazdım. Bir 1. ve 5. sınıf öğrencisinin 20 dakikaya kadar dinlemesi mümkün değildir arkadaşlar. 8. sınıf öğrencisi bile 20 dakika dinlemez. Dikkati dağılır. Ama böyle geçiyor. Ha, biz şunu bileceğiz. Süre sınıftan sınıfa değişir. Öğretmen oradaki yaş grubunu, bireysel farkındalıkları, hazır bulmuşluğu dikkate alacak. Dikkat diyoruz zaten, değil mi arkadaşlar? Dikkat odaklanmayı gerçekleştirecek. Öğrencilerin dikkatinin nerede dağıldığının hesabını yapacak sevgili arkadaşlar. Dinleme süresiyle ilgili arkadaşlar hiçbir programda herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Öncelikle bunu size belirtmek istiyorum.
Dinleme süresiyle ilgili herhangi bir programda bir bilgi yok. Dinleme süresi şu kadardır, bu kadardır, şu sınıfa göre şöyledir diye bir ifade yok. Ama 98 yılında hazırlanmış bir taslak program var. Şimdi arkadaşlar, her dersin, her disiplinin, disiplinler arası ilişki falan diyoruz ya, dersler disiplin olarak ifade ediliyor. Her disiplinin programları hazırlanır. Atıyorum, 98'de bir taslak program hazırlanmış Türkçe öğretmenliğine. Ama daha sonra taslak program kontrol edilirken yetersiz bulunmuş ve hayata geçirilmemiş arkadaşlar. Taslak aşamasında kalmış. Talim terbiye tarafından yayımlanmamış. Yayımlanmadığı için de o program geçerliliğini yitirmiş. Ve 98'de hazırlanan taslak programında yaş gruplarına, sınıf seviyelerine göre arkadaşlar dinleme süresi verilmişti. Ama 98 taslak programı hayata geçirilemediği için biz yukarıdaki cümleyi kullanıyoruz. Diyoruz ki dinleme süresiyle ilgili öğretim programlarında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır diyoruz. Çünkü 98 öğretim programı hayata geçirilmemiştir. Taslak aşamasını geçememiştir. 2017 edebiyat programı var mesela. Taslak program. 2017'de yayınlanan edebiyat programının taslağı 2018'de kabul edildi. Ama bir baktık taslak yayınlanan programla gerçek program arasında hiçbir bağlantı yok. Onu kabul etmeyip yeni bir taslak hazırlamışlar. Yani sonradan yetersiz bulunup taslaklar kabul edilmeye biliyor. 98 programı bize ne söylemiş? Birinci sınıf 3-5 dakika dinler demiş. Kesinlikle çok mantıklı. İkinci sınıf 5-8 dakika dinler demiş. Gayet güzel. Üçüncü sınıf öğrencisi 8-10 dakika dinler. Dördüncü sınıf öğrencisi 10-15 dakika dinler. Beşinci sınıf öğrencisi 15-20 dakika dinler. Buradan öteye geçmeyeceksin. Sekizinci sınıfa kadar gerisi mümkün değil arkadaşlar ya. Yani verilmiş. 6. sınıf 20-25 dakika dinler, 7-25-30 dakika dinler, 5'er 10'ar dakika artırarak gitmişler bak. 8. sınıf 30-35 dakika dinler ama hocam 8. sınıf nereye 30-35 dakika dinliyor? Hocam sen bugün lise son sınıf, lise 3. sınıf öğrencisine 30-35 dakika ders dinletemezsin. Bu mümkün değil. Sınıf ortamında bir de. Belki birebir olsa neyse. Sınıf ortamında mümkün değil dinletemezsin. Ha. Şurada bir anlaşalım mı? Bunu kesinlikle ezbere gerek yok. Bunu kesinlikle ezbere gerek yok arkadaşlar. Niye? Ya zaten 98 taslak programı kabul edilmemiş. Adam tasar aşamasında kalmış. Bu bir. İki. Bunu bilmeye gerek yok. Ama neyi bilelim mesela? 98 taslak programında şunu bilebiliriz. Sınıf arttıkça dinleme süresi de artıyor. Aralarında bir doğru orantı var yani. Matematiğim çok kötü, doğru ifade ettim değil mi? Sınıf arttıkça dinleme süresi de artıyor. Evet, aralarında bir doğru orantı var. Matematiğim gerçekten çok kötü. Bak matematik dedim, tüylerim diken diken oldu. Heyecanlanıyorum matematik ifadesini duyunca. Klasik bir sözelci olarak. Yani arkadaşlar sınıf sayısını artırdıkça dakikanın da arttığını görüyoruz. Aralarında bir doğru orantı var. Sadece bunu bilsek bizim için yeter arkadaşlar. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Dinleme sonrası yapılacak etkinlikler 2019'da sorusu geldi. Diyor ki soru, aşağıdaki etkinliklerin hangisi dinleme sonrası yapılacak etkinliklerden biridir? İşte diyor ki dinlemeye hazırlık yapma. Ondan sonra konunun belirlenmesi, amacın belirlenmesi. Bunlar hep öncesi bak. Dikkat edin arkadaşlar. Dinlemenin amaca uygun olup olmadığını, dinlemenin amaca uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini sorgulama. Evet, dinleme sonrasında yaparsın. Dinleme öncesinde bir amaç belirlersin. Dinleme sonunda o amaca uygun olup olmadığına bakarsın. İşte buna da dinleme sonrası yapılacak etkinliklerin 2019'da sorusu var diyoruz. Yani buradaki her şey senin çok basit gördüğün çok basit ifadeler senin karşına soru olarak çıkmış olabilir. Dinleme öncesi hazırlık ve dinlemeye geçiş sürecinde yapılan çalışmalardan sonra bir de değerlendirme çalışması yapıyoruz. Peki neye yer veriyoruz? Metin çalışması diyoruz. Dinlenen metnin anlaşılıp anlaşılmadığı önemli arkadaşlar. Diğer bir de işte dinleme amacına uygun gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Arkadaşlar bu 2019 sorusunun cümlesi. Dinleme amaca uygun gerçekleşmiş midir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi dinleme sonrası yapılacak etkinliklerden biridir? Bakın arkadaşlar bu benim geçen seneki notum. Bu notun içinde 2019 sorularının güncellenmiş halinin dışında yeni bir güncelleme yok. Farkındaysanız geçen seneki bu 2019 soruları hep notun içindeki bir cümleden çıkmış. Şu ana kadarki bütün sorularla bu şekilde konuştuk ve paylaştık bütün soruları. Yani sadece nota sadık kalsanız bizim için fazlasıyla yeterli olur.
çok rahat yeterli olur. Hiç tereddütsüz rahatlıkla sadece nota sadık kalabilirsiniz. Dinleme amacına uygun gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Metinle ilgili sorular yöneltilerek konunun anlaşılıp anlaşılmadığı öğrenilebilir. Aksayan noktalar varsa öğretmen konuyu bir kez daha tekrar alabilir sevgili arkadaşlar. Tamamlama çalışması, okunan parça öykü ise öykü bitirilmeden öykünün tamamlanması istenebilir. Keseriz. Hadi çocuklar, bundan sonra nasıl devam edebilir? Siz devam edin gibi bir ifade kullanabiliriz. Başlık buldurma, okunan metnin başlığı verilmez. Metne uygun bir başlığın öğrencilerden bulunması istenebilir. Ana duyguyu ve ana düşünceyi buldurma, sanki paragraf sorusu gibi bunlar değil mi? Başlık buldurma, ana düşünceyi buldurma falan. Ana düşünce yazarın kazandırmak istediği duygu ve düşüncedir değil mi? Arka planda dinleyicinin, izleyicinin üzerinde bırakmak istediği etkidir sevgili arkadaşlar. Dinleme sürecinin değerlendirilmesinde gelinen son noktadır. Ana duyguya ve ana düşünceye ilişkin sorularla alınan yanıtlar dinlemenin başarısını da belirler sevgili arkadaşlar. Yani ana fikir sorularına verilen cevaplar dinlemenin ne kadar başarılı gerçekleşip gerçekleşmediğini bize illaki aktarmada yardımcı olur. Farklı görüşler diyoruz bir de. Öğrencilerin konuyla ilişkin yapacakları farklı değerlendirmeler dersi zenginleştirir. Doğal olarak farklı düşüncelerin ortaya çıkması beraberinde tartışma ortamını da getirir. Öğretmen bu süreci iyi değerlendirmeli. Öğrencilerin tartışmada birbirlerini iyi dinleyip dinlemediklerini kontrol etmelidir. Dinleme sorunu varsa öğretmen yerinde uyarılarıyla öğrencilerin dinleme yanlışlarını düzeltmelidir sevgili arkadaşlar. Peki dinlemeyi etkileyen faktörler neler? Bir dinleyiciye bağlı olan faktörler var. Bir de anlatıcıya bağlı olan faktörler var. Önce dinleyiciye bağlı olan faktörleri konuşalım. Zeka. Ha. Çok hayati, çok kritik değil bura. Böyle deli gibi burayı ezberlemenize gerek yok. Zaten aşağıdakilerin hangisi veya yukarıda numaralı olarak verilen ifadelerin hangisi dinleyiciye bağlı, hangisi anlatıcıya bağlı desen mantıken bile biz bir yol tutturup orada bir yorum yapabiliriz kendi kendimize. Dinleyiciye bağlı faktörlerin başında zeka geliyor arkadaşlar. Dille düşünce iç içe olduğu için dil gelişimiyle düşünce gelişimi paralellik gösterir. Dikkat edin arkadaşlar, çok önemli bir cümle değil mi? Dil ile düşünce iç içedir. Doğal olarak dil gelişimi ile düşünce gelişimi arasında bir paralellik söz konusudur. Anlatıcı iyi bir şekilde dinleyenler tarafından dinlenilmek istiyorsa onların zeka gelişim seviyelerini göz önünde bulundurmalıdır. Arkadaşlar, yani şöyle ifade edeyim size. Böyle temel beceriler gibi anlatma teknikleri gibi üst düzey bir bilgi gerektiren, birikim gerektiren bir dersi, bu dersi kalkıp 5. sınıflara bir anlatsanıza, 5. sınıf öğrencisine, orta bir öğrencisine. Perişan olur çocuk. Perte çıkar. Yanakları kızarır. Saçları başları dağılır. Ne anladığını anlamaz. Ne dinlediğini anlamaz. Yani işkence edersiniz çocuğa. O yüzden ne diyoruz? Anlatıcı iyi dinlenmek istiyorsa karşısındaki kitlenin zeka grubunu göz önünde, yaş grubunu göz önünde bulunduracak. İşitme dinlemenin doğal olarak ilk şartıdır demiştik arkadaşlar. İlk şart neydi? Sağlıklı bir işitme organına sahip olmaktı. Bunun için sağlıklı bir işitme organına sahip olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu sorulmuştu. Dikkat edin. Dinlemenin ilk şartı sağlıklı bir işitme organına sahip olmaktır. Dinlemenin öneminin farkında olma. Arkadaşlar, dinleme süreci başlamadan önce öğrencilere dinlenilecek konu hakkında ön bilgi vermek çok önemli. Hani öğretmen yapıyordu ya, sezdirme falan diyordu. Konuya hemen bodoslama girmiyordu. Böylece öğrenci dinleme amacını belirleyebilir kendisi ve dinleme sürecini daha aktif bir şekilde sonlandırabilir. Neden? Çünkü bir bilgisi olursa daha düzgün bir hazırlık yapabilir. Konuya karşı ilgili olma. Öğrencilerin kendilerine anlatılan konuyu sonuna kadar dinleyebilmeleri için konuya ilgi duymaları gerekiyor arkadaşlar. Hocam, bu bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak ya? Hocam, bunu anlatıyorsunuz da biz bunu ne yapacağız kurban olayım ya? Diyor ya. İşte o yüzden ilgilerini çekebilecek konular tercih edilmelidir. Ya da o konular ilgilerini çekebilecek hale getirilmelidir diyelim arkadaşlar. Anlatılan konuya ilgi duyan öğrenci dinlemeye ruhen ve bedenen hazır hale gelmiş olur doğal olarak, değil mi? Çünkü bir şey öğrenmek ister. Ayrıca seçilen konuların öğrenci seviyesine uygunluğu, hep aynı şeye dönüp dolaşıyoruz bak. Öğrenci seviyesine uygunluğu her yerde karşımıza çıkıyor. İlginin artmasına ya da azalmasına neden olabilir. Hedef kitlenin ilgisi dışında kalan, seviyesinin üstünde olan, anahtar kelime ve kavramları yeterince tanınmayan konular doğal olarak arkadaşlar iyi bir dinleme materyali oluşturmaz ifadesini kullanabiliriz. Dikkatini yoğunlaştırma. Dikkat
Dinleme etkinliğindeki duyusal özelliklerin başında geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Dinleme sırasında öğrenci pek çok uyaranla karşı karşıya kalıyor. Ama öğrenci görsel ve işitsel olarak alınan uyarıların tümüne eşit oranda tepki veremiyor. Bundan dolayı öğrencinin tüm dikkati anlatılan konuya ve konuşmacıya yönelmiş olmalı. Bu da öğretmene çok büyük pay düşüyor ya da burada ya anlatıcıya diyelim öğretmen olmayabilir. Dikkat kavramının etkili ve kalıcı öğrenme üzerindeki önemli bir etkisi var. Bunun için dinleme sırasında öğrencinin dikkatlerini dağıtacak unsurların oranının en aza indirilmesi gerekiyor. Öğretmen öğrencisinin dikkatinin dağıldığını fark ederse ne yapar? Öğretmenin nasıl müdahale etmesi gerekiyor? Bir, onunla göz teması kurar. Hani ben yanlış hatırlamıyorsam Sergen'i anlatmıştım size. Benim eski öğrencilerimden sürekli görünüşte dinliyordu. Böyle gidiyordu, kafa dalıyordu, gidiyordu bir yerlere. Öğretmen hemen o öğrencinin gözünün içine bakar. Hemen o öğrencinin gözünün içine bakar. Şöyle dikkat edin, öğrenci bir toparlanır değil mi şöyle? Çünkü öğretmen seni izliyordur. Fark etmiştir sen olayı dinlemiyorsun. Sonra yüz ifadelerini anlamlandırmaya çalışır. Siz ders anlatırken böyle son dakikalara doğru, hatta bazıları dersin bütünü boyunca arkadaşlar yüz ifadesiyle öğrenciler size küfreder. Böyle öyle bir bakar ki, hani son dakikada soru soran öğrenciler falan vardır. Bütün sınıf döner ona bir bakar ya şöyle. Yüz ifadelerini anlamlandıracaksınız arkadaşlar. Bir gün böyle bir ders anlatırken çocuklara zulmettiğimi hissettim. Acı çekiyorlar yani, o yüzlerinden belli. Hepsi yüzüyle küfrediyor bana. Ulan falan diye içinden, bir çık şu dersten seninle görüşeceğiz falan. Kendi kendime dedim ki, ya arkadaşlar dedim, size bir şey söyleyeceğim. İnşallah o yüz ifadenizin içinde ben yokumdur ya. Öğretmenin yüz ifadesini anlamlandırması gerekiyor. Baktı eskimiş suratlar hocam. Orada bir espri, bir dinlenme, bir başka sohbet açıp sonra onları toparlayıp derse devam etmelidir. Öğrenci bedenini hazır duruma getirmelidir. Hocam birazdan konuşacağız. Dinlemeyi olumsuz etkileyen faktörleri falan var ya. Öğrenci böyle duvar kenarında yayıla yayıla oturuyorsa hocam, hemen diyeceksin ki evladım düzgünce bir otur bakayım. Önüne bir dön şöyle. Değil mi? Çiçek olun derdik. Hatırlayın arkadaşlar ilkokulda. Öğrenciyle konuşma mesafesi iyi ayarlanacak sevgili arkadaşlar. Öğrencinin seni duyması muhakkak bizim için çok önemli. Dinleme amacını belirleme. Dinleme amacının ya da amaçlarının belirlenmesi dinlemenin anlaşılmasının şartlarından biridir sevgili arkadaşlar. Ya amaçsız bir dinleme olmaz ki zaten, doğru gerçekleşmez yani değil mi? Yani öğrencinin niçin dinlemeliyim sorusuna cevap arıyor olması gerekiyor burada. Ve dilin işleyişini bilme. Yani arkadaşlar kısacası eşitilen seslerin anlamlandırılması için tarafların aynı dili konuşuyor olması gerekiyor. Aynı dili konuşmadıktan sonra, yani ben yabancı dili bilmiyorum. Bugün yabancı dili anlatılan bir ifadeyi anlayamam değil mi? O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Bir de öğretmene ya da konuşmacıya bağlı olan faktörler var. Az önce anlattıklarımız dinleyiciye bağlı olan faktörlerdi. Dinlemeyi etkileyen faktörlerden biri de konuşmacıdan kaynaklanan faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Konuşmacının konuyu aktarma biçimi, dinleyicilerle konuşma mesafesini ayarlayıp ayarlayamaması, dinleyicilerle göz teması kurabilip kuramaması, dinlemenin nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi üzerinde etkili olan unsurlardandır. Eğitim, öğretim faaliyetlerinde konuşmacının yerine öğretmen aldığı için biz bunu öğretmen davranışları üzerinden konuşuyoruz. Aslında dinleme eğitimini konuşmacı üzerinden konuşuyoruz ama hep örnek verirken öğretmen örneği veriyoruz değil mi? Neden? Çünkü bizim ilgilendiren kısım öğretmen örneği. Bu bağlamda öğrencilerin nitelikli dinleme süreci geçirebilmeleri için öğretmenin ders içeriğini zenginleştirmesi ve öğrencilerinin dikkat ve ilgilerini çekecek faaliyetlere başvurması gerekiyor. Arkadaşlar, öğretmenin espri yapması gerekiyor. Dersi keyifli hale getirmesi gerekiyor. Kendine has bir anlatım tarzı belirleyebilmesi gerekiyor. Öğretmenin iyi hazırlık yapması gerekiyor. Bizler öğretmeniz ya. İnanın biz öğrenciden çok çalışıyoruz değil mi bu dersleri anlatmak için? Yani hocam yeri geliyor espriye çalıştın oluyor. Şurada şöyle desem acaba nasıl olur falan gibi. Yani o yüzden bu çok önemli bir süreçtir diye düşünüyorum. Yani hazırlık, öğretmenin yapacağı hazırlık konuşmacının bence çok etkili olur diye düşünüyorum arkadaşlar. En önemli unsurdur diye düşünüyorum. Bu etmenlerin yanı sıra öğretmen derste sürekli anlatma yöntemini kullanmamalıdır. Bu yöntemin kullanımı öğrencileri derste pasif duruma düşürür ve aktif dinleme sürecinin gerçekleşmesi şu durumda mümkün olmaz. Peki, konuşmanın ya da dersin içeriği bu faktörlerin bir tanesi. Aslında içerikler çok hayati ve çok kritik değil ama kısaca bahsedip geçelim. Dinleme sürecinde, dinleme materyali de dinlemeyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileme özelliğine sahip.
Kelimeler tanıdık değilse, düşünceler belirsizse iyi bir dinleyici bile konuyu anlamakta zorlanabilir sevgili arkadaşlar. Dinleme ortamı, dinleme her yerde gerçekleştirilebilir ama önceden belirlenmiş bir zaman ve yerde olabileceği gibi dediğimiz gibi her yerde gerçekleştirilebilir. Ama daha sağlıklı olabilmesi için önceden belirlenmiş bir yer ve zaman bizim için daha kritiktir. Konuşmacıyı görebilecek ve işitebilecek bir mesafede oturmak çok önemli burada arkadaşlar. Dinlenecek konuya dikkatin yoğunlaştırılmasını kolaylaştırır. Bunun yanı sıra gürültülü bir ortam dinlemeyi imkansız hale getirebilir. Yani gürültü burada önemli oranda dikkat edilmesi gereken unsurlardan, olumsuz unsurlardan biridir. Dinleme anlama hızı, dinleme materyalini takip hızı. Şimdi arkadaşlar onu şöyle ifade edelim. Bir dersin ilk 30 dakikasıyla atıyorum sınıfta karşılıklı olsaydık ve arka arkaya 6 saat bu dersi işleseydik. İlk 40 dakikayla son 40 dakika aynı olmazdı. İlk 40 dakikada dersi giriyoruz. Erkekler beyefendi, bayanlar hanımefendi böyle herkes hazırlıklı gelmiş. Önlerinde notlar. Güzel güzel notlarımızı alıyoruz falan hocam. Herkes pür dikkat dinliyor bizi böyle. Hocam 6. 7. saat derse giriyoruz. Dışarıdan işte son teneffüsten içeri girdiğimizde herkesin saçları başlar dağılmış. Gözler mayhoşlaşmış, şaş olmuş. Ondan sonra kalemi tutuyor bazen ters tutuyor falan. Böyle ne yaptığının farkında olmayan bir süreç. Niye? Hocam anlama hızı, dinleme hızı her zaman aynı olmaz ki. Daha önce konuşmuştuk ya derslerden birinde. Beyin, fiziksel olarak beyin ve sinir sistemi daha hızlı yorulur. Beyin ve sinir sisteminin yorulmuş olması muhakkak oradaki dinleyiciyi çok olumsuz etkiler. O yüzden yani dinleyicinin ilk dakikada anlattığın hızla son dakikada anlattığın hız arasında bir bağlantı kurabilmesi mümkün olmayabilir. Ve anlatıcı, dolayısıyla eğitim sürecinde öğretmen bunu muhakkak göz önünde bulundurmalı ve dersine bu ifadeyi dikkate alarak işlemelidir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Dinleme süresinde ne diyoruz? Yaş grubuna göre dinleme süresi gibi bir etkinlik yoktu ama yine de 98 taslak programında böyle bir ifade vardı sevgili arkadaşlar. Her bireyin nitelikleri ve becerileri bakımından farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda dinleme sürelerinin birbirinden farklı olduğu söylenebilir sevgili arkadaşlar. Yani bireysel farkındalıkları burada göz önüne alarak dinleme süresinin belirlenmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki, dinlemeyi olumsuz etkileyecek tutum ve davranışlar, yani dinleme kusurları nelerdir diyecek olsak. Bir ilgisizlik ki ders işleme hiyerarşik sürecinde düşünürseniz öğrencilerin karşımıza çıkardığı unsurlardan biri ilgisizlerdir değil mi derse karşı? Ön yargılı dinleme. Arkadaşlar bu derse ön yargı olabilir. Öğretmene ön yargı olabilir. Herhangi bir şeye ön yargı olabilir. Sadece ders olarak düşünmeyin bunu. Yani öğretmenin kaşını gözünü beğenmiyordur öğrenci. Öğretmene ön yargılıdır. Dersi yine dinlemez. Hani öğrenci öğretmeni severse derste başarılı olur, sevmezse olmaz deriz ya. Bu gerçekten önemli bir unsur sevgili arkadaşlar. Ön yargılı dinleme. Mesela genellikle anlamı anlatma teknikleri 4 temel beceri dersinde insanlar çok olumsuz bir ön yargıyla yaklaşıyor. Hocam biz burada ne yapacağız? Nasıl yapacağız bu süreci? Gördünüz bakın 3-4 derstir beraber bu konuyu işliyoruz. Ne kadar basit olduğunu kendiniz görüyorsunuz. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Ön yargılı dinlemeyin. Duygusal dinleme. Ya atıyorum çok basit bir örnek vereyim. Başımdan geçen bir olay. Ben çok koyu Fenerbahçe taraftarıyım. Bir derste çok koyu Galatasaray taraftarı bir arkadaşla şakalaşırken ya Galatasaray'ın aldığı kupalarda hep teneke kupa ne olacak abartıyorsunuz falan dedim. Hocam 25 yaşında bir edebiyat öğretmeni ağlamaya başladı derste. Yani hocam siz Galatasaray'ın aldığı kupaya nasıl böyle bir şey söylersiniz falan diye. Adam nereden bileyim hocam o kadar duygusal olduğunu. Adam duygusal yani hani. Bu da olumsuz etkiler dinlemeyi. Dinleme olumsuz dinleme alışkanlıkları. Uygun olmayan zamanda veya şekilde söz alma. Durduk yere birden pat öğretmenin sözünü sürekli kesen bir kişi vardır ya. Hep kendini böyle belli etmek ister. İşitme gücü çok önemli. Konuşmacıyı veya diğer dinleyicileri rahatsız etme. Hocam sınıfta bir tip vardır. Herkesi rahatsız eder. Kimse ona bir şey diyemez. Böyle sınıfın kabadayısı tarzı tipler vardır ya. Öğrenciler tedirgin olur. Teneffüste bize kızar falan. Dövüşürüz, kavga ederiz falan gibi. Konuşmacının anlattığı her şeyi not almaya çalışmak da ciddi bir kusurdur. Deli gibi her şeyi yazmaya çalışırsan bir yerde bir şeyi kaçırırsın. Değil mi? Konudan kopma ve hayale dalma. Gittin. Hapı yuttun. Şu anda derste değilsin. Dinleme gerçekleşmiyor. Değil mi? Kendi söyleyeceklerini tasarlama. Hani şey olur ya.
Bazen bir soru soracağız öğretmene. Kafamızda kurarız onu. Öğretmen konuşurken de sözünü kesmek istemeyiz. Ama soracağımız soruyu da unutmamak için sürekli kafamızda onu tekrar ederiz ya. O esnada konuşulan hiçbir şey bizde yoktur. Yani öğretmen belki 10 dakika sonra ara verir. Bir konuşmasını durdurur. Sen o esnada söz alırsın. O 10 dakikalık süreç sende yoktur. Niye? Sen çünkü hep şeyi tasarladın. Aman unutmayayım şöyle bir soru soracağım. Unutmayayım şöyle bir soru soracağım. Ders gitti, afiyet olsun. Yani bu da dinleme kusurudur arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ayrıntılara odaklanıp asıl konuyu kaçırma. Yani atıyorum biz A konusunu işliyoruz. A konusunun içinde B, C, D, E'ye de yer veriliyor. Ama önemli olan A konusunu kavramış olmak. Sen B'ye takılmışsın. Habire onunla ilgili soru soruyor. Öğretmen diyor ki ya bak buraya takılma. Burası önemli değildir. Ayrıntılıya takılmışsın. Bu dinlemeyi olumsuz etkiler. Bilinmeyen kelimelere önem vermeme, göz iletişimi, yüzdeki ifade, oturma şekli çok önemli burada arkadaşlar. Ben bunu çok önemsiyorum. Özellikle derse girdiğinizde şuna dikkat edin. Duvar kenarında oturan öğrenciler vardır ya. Şöyle elini şöyle sıraya atar, yan durur. Hatta yanındaki arkadaş da ona yaslanır. Böyle duvar kenarında oturan öğrenci. Şöyle duvar kenarında biri yatıyordur, onun üstünde de başka biri yatıyordur. Öyle bir öğrenciyi uyarmazsanız inanın o seni dinlemeyecek. Mümkün değil. Bir kere o oturma düzeni dinlemeye müsait değil. İzin vermez yani. Tahta burada, adam şöyle oturuyor. Adamın yüzü bu tarafa dönük. Yani adam seni dinlemez arkadaşlar. Oturma düzeni bizim için çok önemli. Hemen ne yapacaksın? Herkes pür dikkat senin karşısına geçecek ve seni dinleyecek arkadaşlar. Konuşmacı ile dinleyici arasındaki uzaklık işitilebilir bir mesafede olmak zorundadır demiştik. Aşırı hareketlilik, gürültü, ısı, ışık, ortam düzeni dinlemeyi olumsuz etkileyen faktörler içerisinde yer alıyor sevgili arkadaşlar. Böylelikle nereye kadar gelmiş olduk? 2006, 2005-2006 dediğimiz programa Talim Terbiye tarafından yayınlanan Türkçe öğretim programına kadar gelmiş olduk. Bu dersi burada bırakıyoruz. Bundan sonraki dersimizde 2005, 2015 ve 2018 Türkçe öğretim programlarına konuşuyoruz. Bunlar arasındaki farkındalıkları, benzerlikleri konuşuyoruz. Kazanımlardan bahsediyoruz ve dinleme sürecini sonlandırıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.